Rumlardan ortalığı karıştıran açıklama. Türkiye bilgilerimizi kopyaladı. Eğer bu videonun YouTube'da öne çıkmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Rum yönetimi sözcüsü Kyriakos Kuros ellerinde kesin bir delil olmamakla birlikte Türkiye'nin sondaj gemisini belli bir hedefe yönlendirmesini sağlayan verilere ulaştığını düşündüklerini söyledi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Rum kesimi arasında sondaj gerilimi devam ederken Rumlar Türkiye'nin enerji şirketinin önceden belirlediği yerlere sondaj gemisi gönderme imkanı veren teknik verileri kopyaladığını öne sürdü. Rum basınında da Salı günü Türkiye'nin Yavuz adlı sondaj gemisi Doğu Akdeniz'de İtalyan enerji şirketi Eni'nin belirlediği noktaya gönderdiği, Türkiye'nin teknik verileri çalarak tahsis edilmiş parsele girdiği yönünde haberler yer almıştı. Çavuşoğlu, S-400 füze sistemleri NATO ile uyumlu. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı füze savunma sisteminin NATO ile uyumlu olduğunu belirterek bir çalışma grubuna ihtiyacımız var dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan aldığımız S-400 hava savunma sistemi NATO ile uyumlu. Bu konuda bir çalışma grubu kurmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Rusya'nın S-400 hava savunma sisteminin NATO ile uyumlu olduğunu belirterek bir çalışma grubunun gerekli olduğunu söyledi. Türkiye'nin Suriye ve Libya konusunda çabası görülüyor. Zirve boyunca pek çok panel ve açık oturuma katılan Çavuşoğlu, muhataplarının Türkiye'nin Suriye ve Libya'da ateşkes için sarf ettiği çabaların farkında olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi'nin Türkiye, Rusya ve İran'ın katkılarıyla kurulduğuna işaret ederek diğer ülkelerin çabalarını yok saymıyoruz ama daha görünür olabilirdi ifadesini kullandı. Geçen Davos programında 2 günde 15 ikili görüşme yaptığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu bugün de yoğun temaslarına devam edeceğini vurguladı. Çavuşoğlu, 2 günde toplam 10 açık oturum ve panele konuşmacı olarak katıldığını belirterek, Davos zirvesi şu ana kadar gerçekten çok verimli geçti. Dün akşam Katar'ın ev sahipliğinde bir etkinliğe katıldık. İkili görüşmelerin dışında burada birçok insanla görüşüyoruz, dostlarımızla ve diğer katılımcılarla karşılaşıyoruz. Ama Türkiye'ye karşı gerçekten büyük bir ilgi var. Özellikle iş ve finans dünyasından büyük bir ilgi var diye konuştu. WEF'e katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a da yoğun ilginin olduğunu gözlemlediğini söyleyen Çavuşoğlu, bunu Türkiye ekonomisinin son zamanlardaki kat ettiği mesafe, ekonomideki rakamların hep pozitife gitmesi ve bunun da dışarıdan çok iyi takip edilmesinin bir neticesi olarak gördük değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, WEF'e ilk kez katıldığını anımsatarak Davos'ta ilk kez açılan Türk evinin de adeta yabancı yatırımcıların merkezi haline geldiğine dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu, bu sene Davos'ta Türkiye'nin gerçekten çok konuşulduğunu, çok dikkatle izlendiğini ve de ilgi gösterildiğini gördük dedi. Davos'ta İdlib'de özellikle sivillerin yerinden edilmesi ve Esed rejiminin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle herkesin endişeli olduğunu gördüğünü belirten Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Giro Pedersen'in İdlib'de son bir yılda yaklaşık 1500 sivilin öldürüldüğü bilgisini paylaştığını söyledi. Çavuşoğlu, son 2 ayda 400 bin olmak üzere toplam yerinden edilen sivillerin sayısının da 700 bine ulaştığını kaydetti. Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, muhataplarına Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e baskı kurularak ateşkesi bozmaması gerektiğini ilettiğini, bunun ardından daha kapsayıcı bir sürece geçebileceklerini anlattığını dile getirdi. Rusya, İdlib ve Halep'te saldırılar düzenleyen militanlar yaklaşık 50 kişi kaybetti. Çavuşoğlu, ikinci turu başarısızlıkla sona erdiren Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının yeniden başlamasına ilişkin görüşlerini de açıklayarak Pedersen de çaba sarf ediyor. Biz de hem İstanbul hem de Berlin'de Ruslardan rica ettik. Artık rejimin bu siyasi sürecin önünü tıkamaması gerekiyor dedik.
İkinci turun başarısızlığının rejimin masaya anayasa konularıyla alakası bulunmayan siyasi ön şartlarla gelmesinin sebep olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, örneğin anayasayı görüştüğü muhalefeti ve onların temsilcilerini terör örgütü olarak ilan etmeyi teklif etti. Bu, ben siyasi çözüm istemiyorum, askeri çözüm istiyorum demektir. Yine muhalefet burada da olgun bir tutum sergiledi ifadelerini kullandı. Bakan müjdeyi verdi. Kırıkkale'ye hızlı tren geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan hızlı tren müjdesi geldi. Bakan Turhan, Kırıkkale'nin kısa bir süre içerisinde yüksek hızlı tren hizmetine kavuşacağını söyledi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kırıkkalelilere yüksek hızlı tren müjdesi verdi. Turhan, şehirler arası yapılan yolların kapasitesinin dolmasıyla birlikte refah seviyesinin ve ülkede ticari hareketliliğin arttığını söyledi. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin güzel hizmetler aldığını ve Kırıkkale'nin bu hizmetlerden faydalandığını kaydeden Turhan, hizmetlerin bundan sonra da devam edeceğini aktardı. Bu yollarda dönen tekerler milletimizin zaferinin işaretidir. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren şantiyesinde projenin gidişatı ile ilgili bilgi almak için Kırıkkale'ye geldiğini belirten Turhan şunları kaydetti. Güçlü bir Türkiye için durmadan çalıştıklarını ifade eden Turhan, "Biz çünkü ülkemizi sadece önümüzdeki seçime değil 2050'lere, 2070'lere, 3000'li yıllara, torunlarımıza, çocuklarımıza, ülkemize hazırlıyoruz. Onlara daha müreffeh, daha güçlü, daha büyük bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Gücümüzü daim eylesin, inancımızı daim eylesin ve kararlılıkla hep birlikte hareket ettiğimiz müddetçe inşallah bu milletin önünde hiçbir engel dayanamaz, duramaz" şeklinde konuştu. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Öncelikle kusura bakmayın. Son 5 gündür gerçekten çok ciddi bir hastalık yaşadım. Video hazırlama biraz problem oldu, sıkıntı oldu. Bugün biraz daha iyiyim fakat öksürük var, çok şiddetli. Bu videoyu hazırlamak bile epey zamanımı aldı arkadaşlar, öksürükten dolayı. Evet, bakanımızdan çok güzel bir müjde geldi. Yeni bir hızlı tren hattı açılıyor. İnşallah yakın bir zamanda. Son okumuş olduğum haber bununla ilgiliydi zaten. Öncesinde de Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Davos'taki istişarelerinden çok güzel haberler vardı. Orada S-400'lerin NATO ile uyumlu olduğunu söylüyor öncelikle. Ve Türkiye'ye karşı diğer ülkeler tarafından çok ciddi bir şekilde ilgi olduğunu, alaka olduğunu söylüyor. Bu da Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını artık herkes biliyor. Bunu herkes çok iyi gördü, çok iyi anladı. Ama içimizde hala birileri var ki bunlar Türkiye'nin yükselişinden yana değiller. Türkiye'nin ilerlemesinden yana değiller. Ne yapılırsa yapılsın bunlar görmezden geliniyor. Yani bu iktidar ne yaparsa yapsın gözlerini kapatmışlar. Bu iktidarın yaptığı hiçbir şeyi görmüyorlar. Yani iktidarın kalıcı olduğunu düşünüyorlar. Aslında ülke kalıcıdır. Bu ülke için kim bir şey yapıyorsa bu ülkenin bekası içindir o. Ama bu zihniyete henüz ermiş değiller. Bu zihniyete ulaşamamış bu kişiler. Bundan dolayı hala Türkiye'nin başarısını kıskanamayanlar var içimizde. Allah bunlara akıl fikir versin öncelikle. Rabbim bu ülkeye hizmet eden her kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten son yıllarda çok güzel işler yapıldı. Çok güzel çalışmalara imza atıldı. Silah sanayinde özellikle çok çok büyük işler yapıldı. Bunları görmezden gelmemek lazım. Elhamdülillah biz hepsini görüyoruz ve takdir ediyoruz. Allah kimin emeği değdiyse herkesten gerçekten Allah razı olsun diye ben her zaman dua ederim zaten. Kendi ülkesinin gururuyla gurur duyamamak ne kadar acı bir şey aslında. Kendi ülkesinin başarısıyla onur duyamıyorlar. Yani böyle insanlar var. Türkiye'nin yapmış olduğu her hamle onları rahatsız ediyor. Türkiye ne yaparsa yapsın bu onların gözüne batıyor.
Türkiye ne yaparsa yapsın bunları çok ciddi bir şekilde rahatsız etmekle birlikte kötü bir şey olduğunda da yabancılar Türkiye düşmanları nasıl seviniyorsa bunlar da adeta onlar gibi seviniyor, onlar gibi seviniyorlar. Evet arkadaşlar, inşallah bu tarz videolar devam edecek. Kendimi biraz toparlayayım. Daha iyi videolar da yapacağım. Bu videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bu arada Instagram'dan takip etmek için izlemek bedava kullanıcı adını kullanarak ulaşabilirsiniz oradan bana. Sorularınız olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda yine Rabbim ömür verirse görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.